Merhabalar arkadaşlar. Eurobond getirisiyle alakalı bir arkadaşımızın sorusuna istinaden tekrar anlatma gereği duydum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarttığı Eurobondların getirileri sabittir. Ne demek istiyorum? Ne olursa olsun ben size bunu vereceğim diyor. Ne değişken? Bu bizim yatıracağımız para değişkendir. Örnekle anlatalım. Şimdi mesela vadesi o, bu çok yakınmış. 2024'ün bir tanesini alalım. Devam diyorum. Para yokken Ziraat Bankası'nda görebiliyoruz. Nominal tutar diyorum. 100 bin diyorum. Devam diyorum. Şimdi burada detayları gösteriyor bize. Kupon şimdi birim fiyatı ne diyor? 95,95. Yani 10'la çarpıyoruz bunu. 100'lük üzerinden olduğu için 959 dolar oluyor. Tamam. 959 dolar veriyoruz. Kupon 28,75. Yani her 6 ayda bir bize 28,75 verecek. Vade sonunda da, vadenin bitiminde de şurada 1000 dolar verecek. Yani 959,5 959,5 yatıracağız bugün 2023'ün 2022'nin Haziran'ın 21'inde alacağımız şeyler belli, sabit. Sebet. Ne demek oluyor bu? Kupon tarihi 22.09. 09 22 2022. Tamam, burada 28,75. 6 ay sonra buna 6 daha eklediğimiz zaman 9 6 15 12 çıkar. 3 03 23 şey 22 2023. Burada da bunu ödeyecek. Yani bir senet var elimizde. Bize bir senedi satın alıyoruz aslında. O senet diyor ki şu tarihlerde bu kadar vereceğim, bu kadar vereceğim. Ne zaman? 24'üne kadar. Tamam. Bir de şunu 23'ü. Dördünde de şunun 24'ü, yani 3. ayın 2024'te 1028,75 28,75 şu getirileri vereceğini garanti ediyor bize devlet, taahhüt veriyor. Bunun karşılığında da kaç para istiyor bizden şu anda? 900 959,5 da fiyat 21.06.2022'deki fiyatımız şu. Sabit olduğu için Türkiye'deki bunları verecek bize. Yani ne olursa olsun yarın CDSR 3 katına çıktığını düşünelim. Bunun yarınki fiyatı şöyle olabilir. Yani 5 gün sonra Allah muhafaza çok büyük bir şey oldu. Savaş oldu, deprem oldu. İşte CDS 800'den kaça çıktı? Yani şurada diyelim mesela bugünkü CDS 800 Libor kaç? 0,8. Bunlara bakmak lazım. Tam emin değilim. Uydurma rakamlar bunlar. Şimdi şu tarihte CDS 800'den tuttu, 1200 olduysa Libor'da yine aynı kalsın, 0,8 diye kalsın. Bu sefer oluşacak fiyat, bu da farazi bir rakam, tahmini şu anda kafamdan uydurduğum tahmini şeyini söylüyorum, 800 dolara düşer. Yani 959 dolar aldığınız şeyin değeri şu anda 800 dolar olur ama bunu yine aynı şeyleri verir. Tamam. Siz burada ne kaybınız olur? Şuradan alabilirdiniz bunu. Birkaç gün sonra, 5 gün sonra bu fiyattan alabilirdiniz. Yani siz satmak zorunda kalırsanız bu fiyattan satarsınız, bu kadar zarar edersiniz. Ama satmadığınız sürece şunları devlet size taahhüt ediyor. Ben size bunu hazine olarak arkasındayım, garanti veriyorum, vereceğim diyor. Tamam? Bu sabitle alakalı, sabit Eurobondlarla. Yani değişken oranlı Eurobondlar var, başka bonolar var. Hiç kupon
fon vermeyenler de var. Farklı farklı şeyler var ama bunların hiçbiri şu anda bizim erişebildiğimiz Türkiye'deki bankalardan, en azından küçük yatırımcı olarak, yani 10 bin dolardan veya 100 bin dolar, bankaya göre değişiyor, az parası olan kişiler için o Eurobondlara erişim imkansız. Tamam, anlatabildim mi? Yani bunları sabit vereceğim diyor. Sizin yatıracağınız para değişir. Alacağınız para hiçbir zaman değişmez. Ne olursa olsun bu parayı vereceğini taahhüt eder devlet. Sizin yatıracağınız para yarın CDS 800'den 1200'e giderse işte 150 dolar daha azdan alabilecektiniz. Ama alamadınız. Sizin başlangıçtaki senaryo size uygunsa bu fiyatlar size devlet tarafından ödenecektir, taahhüt edilecektir. Tiplerini ben bir başka bir videoda söylemiştim. Değişken oranlı, sonsuza kadar verenler, farklı farklı piyasalarda var bunlar. Ama bizim erişebildiğimiz yerlerde yok. Bizim erişebildiğimiz yerlerde yatıracağımız para değişir, harcayacağımız para değişmez. Tamam, SBT sabit demektir. Şurada da görelim. Tamam, bunlar sabit demektir yani. Ne olmuş fiyatlar, bir bakalım. Yani 2031 vadede 770 doları var, 790 doları var, 940 doları var. Böyle CDS'in düşeceğini düşünüyor. Burada işte stratejiniz önemli. Siz diyorsanız ben bunu satmak için alıyorum, vergisi, satıp vergisini de vereceğim diyorsanız ve CDS'in işte 800'den 600'e düşeceğini, 500'e düşeceğini düşünüyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Yani CDS 1200'e gidecek diye düşünüyorsanız bekleyip alabilirsiniz. O da bir yöntemdir. Geleceği kimse bilemez. Geleceği kimsenin bilemeyeceğine dair de videoyu da çekeceğim ayrıca. Bunu anlatmaya çalıştım. Bazı arkadaşlar, çoğu arkadaş hatta benim anlattıklarımdan anlamamış. Sabit getiri sabittir. Gelecek para sabittir. Tekrar söylüyorum. Yatıracağınız para değişir. Şu değişkenlere göre. LIBOR, CDS ve birkaç şey daha var ama onlar daha az etkiliyorlar bunu. Bunları da ayrıca anlatmıştım.